Ne yapacağız biz şimdi? Peki kızım, bu karnındaki şişlik nedir? Nasıl oldu bu? Ne bileyim, ben de anlamadım ki. Abim bizi asla affetmeyecek anne. Menkıbe Hanım içeride mi? İçeride. Nerelerdesiniz Menkıbe Hanım? Her yerde sizi arıyoruz. Başınıza bir şey mi geldi diye korktuk. Yani Gazanfer Bey korktu. Ben sadece endişelendim efendim. Abim nezarette. Reyhan'ı hamile bıraktığı için polisler onu götürüp nezarete attılar. Ya nasıl yapmış böyle bir şeyi? Evet, nasıl yapar böyle bir şeyi? Ay durun durun, ben anlatayım. Şimdi çok sarhoştu. Reyhancığım tamam. Aa, böyle şeyler ulu orta anlatılmaz. Ben kötü bir şey mi söyledim? Neyse, olan olmuş. Siz de bu kadar üzülmeyin Menkıbe Hanımcığım. Elbet bir çaresi bulunur. Tabii, mutlaka bir çaresi bulunur. Tek çaresi var. O da Masar'ın bu kızla evlenmesi. Ama evlenmiyor. Gençliğini hapislerde çürütecek benim minik kuş. Ben de kahrımdan ölürüm artık herhalde. Nezarette katillerle ve suçlularla bir arada abim. Durumu tehlikede. Merak etme Menkıbe Hanımcığım. Yakın bir akrabası olarak Masar evladımı yalnız bırakmayacağım. Ben de. Ben de Masar'ın hep yanında olacağım. Nasıl yani? Yani gerekirse küçük çaplı bir suç işleyip onun yanına gideceğim ve onu orada koruyacağım. Tabii, ben de aynı şeyi yapacaktım zaten. Böyle bir fedakarlık yapıp onun yanında olursanız ne isterseniz yaparım. Ne isterseniz mi? Altıncı filo, def ol. Dur, kımıldama. Yakaladım seni, pis anarşist. Evet, yakalandım. Suçum neyse cezasını çekmek istiyorum. Yürü hadi, yürü merkeze. Yürü. Karlı kayın ormanı. Şu duvara anarşik anarşik bir şeyler yazayım bari. Ben yazdım mı? Böyle anarşik yazarım işte. Bu yazıyı ben yazdım. Hadi gelip tutuklayın beni. Gelsenize. Bravo be. Bravo. Helal olsun. Türkiye en büyük. Türkiye, Avrupa, Avrupa. Duy sesimizi. Hadi geç bakalım babalık. Masar evladı. Önder Bey, ne işiniz var sizin burada? Senin için geldim evlat. Sağ olun Önder Bey. İşlediğiniz suçtan dolayı çok utanıyorum. Biliyorum evladım, biliyorum. Annen her şeyi anlattı. Yani. Eğer bu kızla evlenmezsen uzun süre hapis yatacaksın, biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum. Geçmiş olsun babalık. Neden kaptılar seni? Siyasi. Düşünce suçu hesabı ha? Güzel. Ya biz de icabında düşünce suçlusu sayılırız. Mesela ben hep karılara tecavüz etmeyi düşünürüm. İyi mi? İyi. Şu Önder ne ballı herif ya. Duvara iki yazı çiziktirdi, hemen tutuklanıverdi. Ama bana aynı şey olmadı. Of. Ne yapsam da kapağı nezarete atsam acaba? Ha, buldum. Yan kesici. Anında yakalarlar vallahi. Bu bey amca, ne yapıyorsun ya? Yaşından başına andan. Şimdi polise veririm seni. Tamam, ben hadi. Dua et yaşlısın. Hadi seni affettim. Ah mı ediyorsun? Sana beni affetmeyen oldu mu be adam? Benim gibiler affedilir mi? Hem sonra ben tinerciyim de. Sokak çocuğuyum ben. Ne çocuğu be, ne çocuğu? Sen olsan olsan sokak kartolosu olursun. Kartolos sana benzer. Terbiyesizlerim. Bak Masar. Seni oğlum gibi severim. Sana bir zarar gelmesini asla istemem. Sağ olun Önder Bey. Siz de zahmet edip benim için buralara kadar düştünüz yani. Evet, ama buradan bir an önce kurtulman lazım. Bunun da tek yolu Reyhan'la evlenmen. Şşş.
Bilemiyorum Önder Bey. Zaten onu ben aile bıraktıysam kesin evlenirim. Ben o kadar vicdansız biri değilim. İyi mi? İyi. Pardon. Hocasının kendisini pavyona satmasını protesto etmek için belediye binasının önünde soyunmuş. Ha. Böyle soyununca götürüyorlar mı yani? Herhalde yani. Karım beni pavyona veriyor. Duyun beni. Duyun sesimi. Karım beni pavyona veriyor. Amca manyak mısın sen? Beni de yakalasın. Karın yakı içirsen amca. Ne karışıyorsunuz siz be? Hayret bir şey ya. Şu memlekette hastalığıyla bir suç işleyemeyecek miyiz? Bırakın beni be. Evlat, neye karar verdin? Evleneceğim. Reyhan'la evlenmeyi kabul ediyorum. Aferin Masar. Senin gibi delikanlıya bu yakışır zaten. Hey polis! Polis! Oradan bana bir kolluk kuvveti gönderin. Gönderme, benim kravat saat kemer gitti. Ha, arkadaşın saatini, kravatını, ayakkabı bağını. Benimkiler elinde. Polis! Polis! Komiserim, bir ana olarak yalvarıyorum size. Ne olur Masar'ımı, minik kuşumu azat edin. Hayır olmaz. Senin minik kuşunu serbest bırakırsam daha kaç tane genç kızı gagalar biliyor musun sen hanım? Ay Masar Bey beni bir kuş gibi gagaladım yani. Salak mısın be kızım? Gagalamasa karnın böyle olmazdı herhalde değil mi? Ya. Komiser Bey gerçekten. Buyurun patron. Yoldaş. Komiserim bu suçla evlenmeyi kabul ediyormuş. En doğrusu buydu. Peki madem ki evlenmeyi kabul ediyorsun o halde serbest. Yaşasın polis. Yaşasın adalet. Onunla evleniyorum. Komiserim komiserim. Nihayet abimi evleniyor ve sıra bana geliyor. Önder Bey siz de serbestsiniz. Merkezden gelen bilgilere göre 6. filo hakkında yazı yazmak artık suç değilmiş. Geçmiş olsun patron. Yollar. Sonunda gülüyorum valla ama şükürler olsun. Deli miydi nedir anlamadım. Tatlısla baklava çekerken yakaladığından beri gülüyorum. Evet herifte biraz deli tipi var. Tamam. Patron yok. Bu moru baklava çalarken yakaladı. Aa! Gazanfer Bey. Şey baklava mı çaldı? Ulan sen bu ülkede baklava çalmanın büyük bir suç olduğunu bilmiyor musun? Atın bunu Kodes'e. Masar ve Önder Beyler. Gidebilirsiniz. Gidebilir mi? Ha? Bir dakika. Nereye? Nereye gidiyor? Bir dakika. Bırak. Gidemek seni gidiyor. Tabii buyurun efendim rica ne demek? Doğacak çocuğa benim ölen babamın adını verirseniz çok sevinirim. Tabii veririz efendim. Babanızın adı neydi? Mahmut. Ne? Bırak ya kapat da sana. Bırak. Bırak. Ben gidiyorum sana. Geçmiş olsun bey amca. Neden düştün anlat bakalım. Neden olacak? Salaklıktan. Salaklığından düştüm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur usar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık.